Evet, hoş geldiniz. Şiirimizin yüzyılı konuşma serimizin ikincisinde bir aradayız. Geçen hafta toplu, iki hafta önce 15 günde bir buluşmak üzere planladığımız bu söyleşileri geçen oturumumuzda toplu bakışla başlatmıştık. Toplu bakışta Dağlarca'dan Gülten Akın'a kadar genellikle 20'lerden itibaren 10'ar yıllık dönemleri inceleyeceğiz. Öyle planladık. 60'tan sonrasını da 50 yıllık bir 8. oturumla bitirmeyi düşünüyoruz. Aslında bugün toplu bakıştan sonra başka yine çok belki en zor konuşmamız. Çünkü Cumhuriyet öncesinde biz Cumhuriyet öncesi moderni aramak diye bir başlık koyduk. Geleneksel içinde moderni aramak aslında. Çünkü bir gelenek var, yani Cumhuriyet'le birlikte gökten yepyeni bir şiir düşmedi. Ve o gelenek aslında bir kısmını iyi bildiğimiz, bir kısmını yaşımıza ve eğitim durumumuza göre daha az bildiğimiz dönemlerden oluşuyor. Halk şiirine şöyle bir bakacağız gelenek içinde. Arkasından divan şiirine. Sonra da Tanzimat'ta batılılaşmayla Namık Kemal ve Tevfik Fikret'e de bakmamız anlamlı olacak diye düşündük. Şimdi biz bu çalışmayı yaparken şiirleri zaman zaman ben seslendiriyorum. Zaman zaman değerli tiyatrocuların okuduğu şiirleri dinletiyoruz. Bugün biraz türküler ve şarkılar da dinleyeceğiz. Çünkü antolojilerden yararlanırken antoloji ön sözlerinde de sizle de paylaşmak istediğim Pierre Segers'in çok hoş bir alıntısını Mehmet Doğan da kendi ön sözüne koymuş. Mehmet Doğan'ın Yapı Kredi'den çıkan 20. yüzyıl, 100 yılın Türk şiiri antolojisinde geçiyor bu. Pierre Segers de Fransız şair, yazar ve yayıncı. Başlangıcından 1940'a kadar Fransız şiiri antolojisinin ön sözünden o da bir alıntı yapmış. Orada yaşamak şimdiki zamana ilişkindir diyor Segers. Konuşanlar, şarkı söyleyenler ve şarkılarıyla insanları büyüleyenler şiirin o büyük yolunda koşmuş ve halen de koşmakta olanlar sonsuza kadar canlı kalır. Bu çok anlamlı geldi. Çünkü şarkılar, sözler, söylenenler bazen anlamını anladığımız, bazen de sadece ritminden, ezgisinden, kulak dolgunluğundan aşina olduğumuz gündemler. O yüzden bugün divan şiiri anlatmayacağız ama divan şiirinin bugüne ulaşan bazı örneklerinden bir şeyler paylaşacağız sizle, öyle söyleyeyim. Halk şiiri belki daha yakın, onu çünkü türküler bize ulaştırmış. Ama onların yazıya geçmesi, Cumhuriyet'in kazanımlarıyla ilgili de bir sürü söyleyeceğimiz şey var. Ben sözü Turgay'a bırakayım daha fazla uzatmadan. Sağ ol. Evet, geçmiş şiirimize bakarken aslında bugün de yaşayan olana bakıyoruz. Yani çünkü tüketilmiş olanın bugün için çok fazla bir anlamı yok. Yani yaşayan dediğimiz zaman da insanoğlunun çok eski zamanlardan bugüne kadar ürettiği eserler içinde bugüne gelmiş az şey yok aslında, çok şey var. Yani bugün İlyada destanıyla ilgileniyorsak, işte sadece yakınımızda Troya'da geçen bir savaşı ya da tarihsel bir olayı anlattığı için değil. Orada o destanın içinde insana özgü neredeyse birçok şeyi katabildiği için, insanları insan olarak anlatabildiği için, o çağın içinde değil de çağlar üstü insanları kişilikleriyle, özellikleriyle tanımlayabildiği için o destan bizim için önemli. Ya da komşumuz Midilli Adası'nda
daha M.Ö. 6. yüzyılda insanlık tarihinin ilk lirik şiirlerini yazan Safo'nun şiirleri, bugün için, bizler için insanın evrensel özelliklerini anlatabildiği için önemli. Bu anlamda bizim edebiyatımıza da baktığımızda, geriye doğru gittiğimizde aslında ilk büyük parlak ozan olarak Yunus Emre'yi görüyoruz. Ama Yunus Emre ilk ozan değil elbette. Türkçe yazılmış, Orta Asya'dan, Orhun abidelerinden bu yana verilmiş eserler de var. Fakat Yunus Emre'nin bu denli parlak olması belki de Anadolu hümanizmi diyebileceğimiz bir düşünceyi şiirlerinde ilk kez işleyen, ortaya atan, savunan bir ozan olması bir yandan. Öte yandan da bugün de, yani 800 yıl önce yazıldığını düşünürsek bu şiirlerin, bugün de aynı dili konuşuyor olmamızdan kaynaklanıyor. 800 yıl önceki Türkçe ile bugünkü Türkçenin inanılmaz biçimde birbirine benzer bir yalınlık içermesinden kaynaklanıyor. Peki Yunus Emre nasıl oldu da 1200'lerde Anadolu'da ortaya çıktı? Tarihsel döneme baktığımızda müthiş bir kaos dönemi aslında o yıllar. Türkler biliyorsunuz 1071'de Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya girmeye başladılar ve yerleşmeye başladılar. Ondan önce bu topraklarda işte Bizans İmparatorluğu var. Fakat bu 1100'lü yıllar, 1200'lü yıllar dünyada öylesine karmaşık yıllar ki güneyde Arapların güçlenmesi, Hristiyanlar için de kutsal olan Kudüs'ün Arapların eline geçmesi Hristiyan dünyayı çok rahatsız ediyor ve papalık Kudüs'ün yeniden geri alınması için çağrıda bulunuyor. Avrupa devletlerinin işte her kralı, her beyi neredeyse bir ordu toplayan doğuya seferlere çıkıyor. Tabii önce İstanbul'a geliyorlar, İstanbul'dan Anadolu'ya geçiyorlar ve tarihte Haçlı Seferleri denen ve 140 yıl süren dönem boyunca dalga dalga bu insanlar Anadolu'ya geliyor. Kimisi İstanbul'a kadar gelip orada kalıyor, kimisi İznik'i alıyor, oraya yerleşiyor, kimisi Hatay'a kadar gidiyor, Hatay'ı alıyor, Kudüs'e kadar ulaşanlar var. Ve yaka yıka geliyor bu insanlar. Öte taraftan aslında Türk boylarının Anadolu'ya gelmesinde etkenlerden biri Moğol baskısı ve Moğolların da batıya akınları var. Onlar da Anadolu'ya giriyorlar. Onların akınları da neredeyse bir 100 yıl sürüyor ve işte girdikleri şehirlerde çok zalimler bir de inanılmaz katliamlar yapıyorlar. Yani çoluk, çocuk, bebek, hiç kimse sağ bırakmamacasına katlediyorlar. Erzurum'a giriyorlar, Kayseri'ye, Kırşehir'e kadar gelebiliyorlar. Öylesine bir kaos var ki aslında bir devlet var o sırada Anadolu'da. Anadolu Selçuklu Devleti. Fakat bu batıdan ve doğudan gelen akınlarla aslında harabeye dönmüş bir devlet. Yani hiçbir iktidar gücü kalmamış Konya'da başkentleri. Fakat orada da sürekli iktidar kavgaları, iktidar değişimleri oluyor. Bir istikrarsızlık ortamı ve o kadar derin bir yokluk ve yoksulluk var ki tarihi kayıtlarda insanların sağ kalabilmek için başka insanların cesetlerini yedikleri yazılı. Bu kadar korkunç bir dönem. Bu dönem içinde
Anadolu'da işte tarikatlar beliriyor. İnsanlar iyiyi, doğruyu, güzeli aramaya çalışıyorlar. Yunus da bu tarikatlardan birinde işte yetişiyor. Tabii bu söylediklerimin hepsi de aslında efsane. Gerçek bir bilgi yok bunların içinde. Kulaktan kulağa anlatılan şeyler, yaşadığı yerler, dolaştığı yerler. Yani varsayımlar üzerinden çıkarılıyor hep hayat hikayesi. İşte 40 yıl Tapduk Emre'nin divanında odun taşıdığı ve orada 40 yıl boyunca dergaha hiç eğri odun getirmediği, hep düzgün odun getirdiği falan böyle efsaneler var. Yani ne kadarı doğrudur, ne kadarı hayal ürünüdür bunları bilebilmek mümkün değil. Fakat bunların sonunda Yunus Emre denilen kişinin aslında öyle bir kişi var mı yok mu? Hani o şiirlerin ne kadarını Yunus Emre söyledi, ne kadarını başkaları söyledi, ona mal etti. Bütün bunlar da tartışmalı şeyler. Fakat Yunus Emre adıyla simgeleşen, hani demiş ya o da ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diye bir dizesi de var. Yunus diye söylenen şiirlerin Anadolu'da ilk insancıl şiirler, ilk humanist şiirler ve o yaşanılan çağın korkunç sefaletini değil de insan soyunun yüceliğini anlatan şiirler olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Aslında bu çağ sadece Yunus'la da sınırlı değil. Yunus'tan önce Konya'da yaşayan ve işte insanlık tarihinin son derece önemli eserlerinden birini veren Mevlana da bu şeyde yaşıyor. Ama o sırada Selçuklu başkentinde Farsça konuşuluyor ve Mevlana da Farsça yazdığı için şiirlerini onu Türk edebiyatı içinde sayamıyoruz. Mevlana'yla Yunus Emre aynı kefeye konabilir mi? Konamaz, onu diyorum işte. Mevlana aslında bir saray şairi sayılır. Başkentte yaşıyor, Farsça yazıyor. Tek dizi Türkçe yazmışlığı yoktu. Evet. Fakat efsanelerde Mevlana ile Yunus Emre'nin işte karşı karşıya geldikleri ve Mevlana'nın sofrasında işte Yunus'un bulunduğu yolunda bir rivayet de var. Şimdi bu aralarda, bu iktidar mücadeleleri içinde bir ara Karamanoğlu Mehmet Bey Konya'da iktidara geliyor ve hemen bir ferman yayımlıyor işte bundan sonra. Çarşıda, pazarda, devlet dairelerinde her yerde Türkçe konuşulacak diye. Fakat bunun uygulanması da çok mümkün olmuyor. Çünkü iki sene sonra o da tahttan indiriliyor. Gene başkaları geçiyor falan. Fakat Yunus ve Mevlana'yla yaşıt ya da çağdaş olan çok başka biri daha var. O da Nasreddin Hoca. O da Orta Anadolu'da, Akşehir'de işte yaşıyor. Ve inanılmaz bir mizah gücü olan bir şey. O dönemi düşündüğümüz zaman, yani o Anadolu'daki sefaleti, açlığı, insan kıyımını düşündüğümüz zaman böyle bir mizahın çıkabilmesi de, hani mizah da bazen büyük acılardan doğar diye bir söz vardır. Bu da onun bir kanıtı aslında. Yani aynı çağda üç büyük insan yaşıyor. Mevlana, Yunus Emre ve Nasreddin Hoca Anadolu'da ve üçü de çok farklı özellikleriyle aslında bugüne geliyorlar. Şimdi Yunus'tan bir türküyü seslendiriyor muyuz? Önce sen okuyayım istersen. Yani dil dediğin gibi dil o kadar önemli ki o mizahta da biraz halkın dilini kullandıkları zaman mizah daha çok ortaya çıkıyor. Çünkü Avrupa'da da bunu görüyoruz. Chaucer'da da görüyoruz. O da halkın halktan kaynaklanan bir edebiyat ortaya koyduğu zaman belki sonra
İtalya'da Dante, Petrarca, Boccaccio'da da benzer şeyler göreceğiz ama Yunus'tan ayrılmayalım şimdi. Yani 100 yıl önce yaşamış ve şiir yazmış Tevfik Fikret'in şiirlerini çevirisi olmadan bugün okuyamıyoruz. 800 yıl önce yaşamış Yunus Emre'nin Türkçesi pırıl pırıl bugünün Türkçesi. İnanılır gibi değil yani. Yunus'u bugüne getiren kullandığı dildi. Evet. Tevfik Fikret'i olduğu yerde bırakan gene kullandığı dildir. Evet. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem. Sensin dünü gün endişem, bana seni gerek seni. Sofilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek. Mecnunlara Leyli gerek, bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar. Toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni. Şimdi de bu şiiri Sümeyra'dan dinleyelim. Evet, bu Yunus zamanında aslında paralel bir okuma belki. Aynı çağda İtalya'da Petrarca diye bir şair benzer bir şiir yoluyla aslında Latince yerine İtalyanca şiir yazıyor. Leyla bize şimdi ondan bir şiir okuyacak. Petrarca'yı gündeme getirme sebeplerimizden biri bu soneyi Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirmesi. Sabahattin Eyüboğlu halk ozanı değil diyemeyeceğimiz kadar güçlü bir sese sahip. Bütün çevirilerinden bunu biliyoruz. Şiir mektuplarından şairliğini de biraz biliyoruz. Şair olarak değil, daha çok çevirmen ve büyük hümanizmacı olarak bildiğimiz biri. Demin de söylediğim gibi halkın diliyle yazıldığı için, o da Türkçeyi halkın dilinde çok iyi bilen biri olduğu için bu soneyi okuduğumuz zaman bize çok yabancı gelmiyor. Dağılır yele karşı altın saçları, uçuşurdu bin bir büklüm içinde. Bir hoş ışık vardı gözlerinde pırıl pırıl, sönmüş o zamandan beri. Bir iyilik sarardı yüzünü bazen, bilmem belki bana öyle gelirdi. Ben o sevdadan can atan deli, nasıl yanıp tutuşmazdım o zaman? Yürüdü mü, yerden kurtulurdu sanki, melekler öyle yürüse gerek. Sözleri bir başka türlüydü insan sözlerinden. Gökte bir ruhtu o, bir canlı güneşti, öyle gördüm. Ben öyle değilmiş şimdi, yay gevşemiş, ne çıkar, yara gitmez gönülden. Evet, bu da Petrarca, 14. yüzyıl, 1300'ler İtalya'sı. Biz şimdi yine dönelim Anadolu topraklarına. 13. yüzyıldan galiba 16. yüzyıla geçiyoruz. Yunus için son bir şey söyleyeyim. Bir de Yunus'un şiirleri yazıya 20. yüzyılda geçiriliyor. Yani 800 yıl boyunca halk arasında söylene söylene yaşamış. İlk 1918'de Fuat Köprülü'nün bir kitabında Yunus'un şiirlerinden söz ediliyor. Sonra Cumhuriyet döneminde 1933'te Burhan Toprak ve sonra da Abdülbaki Gölpınarlı Yunus şiirlerini toplu olarak yayımlıyor. Yani bu da çok ilginç bir şey. 800 yıl boyunca halk arasında söylene söylene yaşaması bu şiirlerin ne kadar benimsendiğini gösteren bir örnek. Bütün aslında halk şiirimiz için geçerli bu. Öteki
ozanlarımız da, Pir Sultan da, Karacaoğlan da hep yazıya geçirilmeleri çok çok sonra. Ve bu halkın kendi anlatmak istediği şeyleri onların ağzıyla anlatması da ne da olanak sağlıyor aslında. Şimdi Pir Sultan işte asılmış biliyorsunuz Sivas'ta, isyancı bir şair olduğu için Hızır Paşa onu astırmış. Tarih böyle yazıyor. Fakat bakıyoruz Pir Sultan'ın ölümünden sonra da Pir Sultan'ın söylediği birçok Pir Sultan türküsü var. Yani halk ne yapıyor? Sanki kendisi Pir Sultan olmuş gibi onun adıyla söylemeye devam ediyor. Ya da söylediği bir türküyü eğer ona yakıştırıyorsa onun adını veriyor o türküye. Bu başka ozanlar için de geçerli. Yani muhtemelen Yunus'un bazı şiirleri de belki Yunus'un değil, sonradan yazılmış ve ona mal edilmiş. Karacaoğlan da belki böyle. Tabii şimdi Pir Sultan'ın yaşadığı çağa bakarsak işte 16. yüzyılın ortaları 1500'ler aslında artık Anadolu'da siyasi bir bütünlük sağlanmış. Osmanlı İmparatorluğu egemen olmuş. O Yunus'un dönemindeki kaos ortamı kaybolmuş. Fakat o dönemde Osmanlı güçlü bir asker devleti biliyorsunuz. Ordusuyla var olan, ordusuyla, ordusunun gücüyle her yeri elinde tutan bir güç. Bu nasıl oluyor tabii o yüzyılda o kadar geniş toprakları asker gücüyle elde tutabilmek? Ağır vergilerle, köylünün işte ürettiğinin büyük bir çoğunluğunu alarak ve dolayısıyla o güçlü devlet aslında halkını çok da mutlu edebilen bir devlet değil. Ve bu Anadolu halkı işte Selçuklulardan başlayarak kendi arasında örgütlenmeye ve isyan etmeye alışmış o yüzyıllarda. Böyle bir gelenek oluşmuş artık. Yani bu daha Selçuklular zamanı, bu 1200'lerde babayiler isyanı diye bir şey var. Baba İshak diye bir önder çıkıyor. İşte halkı peşine takıyor. Bayağı bir sürü şehir ele geçiriyor. Oralarda bir düzen kuruyor falan ama geliyor sonra Selçuklu ordusuna bir noktadan sonra yeniliyor. Fakat yenilmekle vazgeçmiyor. O dönemin insanların böyle bir özelliği var. Bu Pir Sultan dönemi de böyle bir dönem. Yani ondan önce Yavuz dönemi işte Yavuz İran seferini yaparken sonra da Arap ülkelerine sefer yaparken önce Anadolu'daki Alevileri bastırıyor, kesiyor. Arkasında bir sorun kalmasın diye ve bu büyük bir tepki yaratıyor sonraki yüzyıllarda da. Pir Sultan da böyle bir Alevi başkaldırısının sesi aslında. Bir Türkmen ozanı fakat işte Sivas'ın Banaz köyünden. Onun hakkında da çok fazla bir şey bilinmiyor. Sadece işte şiirleri, isyancı bir ozan olduğu ve sonra Sivas'a vali olarak atanan Hızır Paşa tarafından astırıldığı. Hatta ünlü bir şiiri vardır hani dostun attığı bir gül yaralar beni diye. Hızır Paşa öldürmeden ona işkence olsun diye insanlara taşlatmak istemiş. Çok yakın bir arkadaşı da taş atamadığı için gül atmış. Artık o şiiri Pir Sultan mı yazdı yoksa onun adına başka biri mi yazdı ama işte dostun bir gülü yaralar beni diye sonra bir şiiri var. Pir Sultan'dan da bir deyiş dinleyeceğiz değil mi? Evet, bunu Ali Ekber Çiçek'ten dinleteceğiz size. Ali Ekber Çiçek 1935-2006 birçoklarınızın bildiği TRT'de
Muzaffer Sarı Sözen zamanında TRT'de Ankara Radyosu'nda çalışıyor. 400'den fazla türkü derliyor. Bir de Edremit'te Tahta Kuşlar'da mezarı. O da bu bölgede olduğu için onu da anmak anlamlı olur diye düşündüm. Onu dinleyelim şimdi. Derdim çoktur, hangisine yanayım türküsünü. Evet. Sonra da Karacaoğlan'a geliyoruz. 1600'ler, 17. yüzyıl. Herhalde o yüzyılda böyle bir barış dönemi olmuş ki Karacaoğlan bütün bu tanıdığımız isyancı halk ozanlarından çok farklı bir ozan. Dünyanın güzelliklerini, hayatın güzelliklerini, neşeli yanlarını, tatlı yanlarını anlatıyor. Ve bu anlattığı temaların başında da somut aşk teması geliyor. İlahi bir aşk değil de insana duyulan aşk. Ve bunu da aslında zaman zaman mizaha varabilecek tatlılıkta işliyor. İşte yaylasından inmişler, üç kız bir ana, işte büyüğünün parmağı dopdolu yüzük, küçüğü şöyle falan, hangisinden yar eylesem gönlümü falan diye mesela bunun derdiyle bir şey yazıyor. İşte üç kız bir ana görüyor ve hangisiyle ben bunun yapsam diye böyle bir şey içinde, böyle bir derdi olan bir adam. Sürekli geziyor işte daha çok Çukurova ve Maraş yöresinde ve her gittiği yerde de başından mutlaka bir işte aşk hikayesi geçiyor. Birçok şiirinin de ilk dizesi şöyledir. Sabahtan uğradım ben bir güzele. Arkasından da işte farklı farklı şeyler gelir. Sabahtan uğradım ben bir güzele. Ağlatmadı güzel, güldürdü beni. Ben güzelden böyle vefa ummazdım. Ak göğsün üstüne kondurdu beni. Bunun gibi. Fakat nasıl olduysa Anadolu dışına çıktığını da görüyoruz Karacaoğlan'ın. Mesela Bulgar Kralı için yazılmış bir şiiri var. Daha da ötesinde indim seyir eyledim Frengistan'ı, dilleri var bizim dile benzemez. Bu deyim olmuştur. Günümüzde de kullanılır. Hani dilleri var bizim dile benzemez. Karacaoğlan'ın bir dizesi. Şimdi önce Karacaoğlan'dan bir iki şiir okuyacağız. Sonra da bu dilleri var bizim dile benzemez şiirini çok ilginç bir rastlantıyla diyelim. Almanya'da yaşayan Polonyalı bir saz sanatçısı Petra Nachmanova ile bir Fransız, yine türkücü, Eleanor isimli, ikisi düet yaparak söylüyorlar. Harika bir albüm bence. Onu dinleyeceğiz. Şimdi bu Leyla'nın okuyacağı Üryan Geldim, Yine Üryan Giderim dizesiyle başlayan şiir de çok ilginç. Yani hayatın en temel şeyi belki de işte hepimiz dünyaya üryan geliyoruz ve sonunda üryan gidiyoruz. Yani o arada yaşanan şeye de işte hayat diyoruz. Fakat hayatın başlangıcı ve sonu aslında aynı. Ve bize bunu hatırlatan bir şiir ve bu yanıyla çok güzel bence. Yani ilk dizesi de çok çarpıcı. Üryan geldim, gene üryan giderim. Ölmemeye elde fermanım var mı? Azrail gelmiş de can talep eder. Benim can vermeye dermanım var mı? Diriler, dirilirler, gelirler. Huzur-u mahşerde divan dururlar. Harami var diye korku verirler. Benim ipek yüklü kervanım mı var? Er isen erliğin meydana getir. Kadir Mevlam noksanımı sen yetir. Bana derler gam yükünü sen götür. Benim yük götürür dermanım mı var? Karacaoğlan der ki ismim överler.
ağı olduğu yediğimiz şekerler, güzel sever diye isnat ederler, benim haktan özge sevdiğim mi var? Bu şey de çok güzel tabii. Azrail gelmiş can talep eder, benim can verecek dermanım mı var? Müthiş bir şey. Çok tatlı bir ironi yani. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif Elif deyi. Deli gönül abdal olmuş, gezer Elif Elif deyi. Elif'in uğru nakışlı, yavru bala bambakışlı, yayla çiçeği kokuşlu, kokar Elif Elif deyi. Elif kaşlarını çatar, gamzesi sineme batar, ak elleri kalem tutar, yazar Elif Elif deyi. Evlerinin önü çardak, Elif'in elinde bardak, sanki yeşil başlı ördek, yüzer Elif Elif deyi. Karaca olan eğmelerin, gönül sevmez değmelerin, iliklemiş düğmelerin, çözer Elif Elif diye. Deyi. Evet, şimdi de şeyi mi? Petra'yı mı dinliyoruz? Petra ile Eleanor Furnio. Petra Nahmanova. Bu saz belgeseli, muhteşem bir belgesel. Sazın hikayesinin peşine düşüyor Petra Nahmanova. Berlin'den başlıyor. Galiba Horasan'a kadar gidiyor. Biz çok büyülendik bunu. Babam keşfetmişti. Hepimizle paylaştık. Şimdi bir oradan Karaca olan parçası Frangistan. Biz de sizin sayenizde keşfettik. İzleyeceğiz bundan sonra. Evet, dinleyelim. Evet. Geldik 18. Evet. Sonuna. Aşıklar 18. ve 19. yüzyılda da hala kavga etmeye, isyan etmeye devam ediyorlar. Bu yüzyılda da Dadaloğlu var. O da müthiş bir ozan. Toplumsal tabanı da çok belli. O yıllarda bu Anadolu'daki göçebe Türkmen aşiretlerini işte merkezi hükümet yerleşik düzene geçirmek istiyor, yer gösteriyor, şuraya yerleşin diyor. Daha fakat onlar da kabul etmiyorlar bunu. Dolaşmaya devam ediyorlar ve aralarından bir ozan çıkıyor. Dadaloğlu, Avşar boyundan, Avşarlardan ve o hepinizin çok yakından bildiği Cem Karaca'nın da söylediği o kalktı göç eyledi avşar elleri ağır ağır giden bizim eller bizimdir denen diye başlayan türküsüyle ünleniyor. Bunu da Cem Karaca'dan dinliyoruz şimdi değil mi? Son ozanımız olarak bunu dinliyoruz. Ondan sonra başka bir şeye, divan edebiyatına geçeceğiz. Evet, bu geleneksel edebiyatımızın aslında iki ana kolu var. Şimdiye kadar söz ettiğimiz bölüm halk edebiyatı olarak adlandırılan bölümdü. Bir de divan edebiyatımız var. Aslında divan edebiyatımız da Anadolu'da yine 13. yüzyılda Aşık Paşa ile başlıyor. Şimdi Türk boyları Orta Asya'dan Anadolu'ya geçerken İran'da kalıyorlar epey bir süre ve İran kültürünü benimsiyorlar. Kültürünü de, edebiyatını da işte devlet dili Farsça haline geliyor ve edebiyatı da, tında da Fars edebiyatı baskın bir yer tutuyor. Bu Osmanlı Devleti kurulduktan sonra da bu edebiyat aruza dayalı, aruz ölçüsüne dayalı bu edebiyat saray çevresinde sürüyor. Bambaşka bir dil. Burada bir anımı anlatayım aslında. Yıllar önce Muğla Üniversitesi'ne bir konuşma yapmaya çağrılmıştım. Bu üniversitelerde Türk Edebiyatı bölümünde uzun uzun divan edebiyatı öğretilir aslında öğrencilere ve yani ne kadar yararlı olduğu çok tartışmalı bir eğitimdir bence. Ben de bunu bildiğim için oradaki öğrencilere konuşmaya başlarken işte ben divan edebiyatını hiç sevmem. İçinde insan yoktur, doğa yoktur. Gerçek bir edebiyat işte ne kadar tartışmalıdır, olduğu tartışmalıdır.
Zaten anlamam da dedim. Öğrencilerden biri kalktı gayet kaba bir biçimde. Anlamıyorsan niye konuşuyorsun dedi. Onun üzerine meğer salonda zaten büyük bir ikilik varmış. Ben onun farkında değilim. Salon birbirine girdi. Kavga etmeye başladılar. Yanımda da Firuzan var ikinci bir konuşmacı olarak. O da salonu yatıştırmaya falan çalıştı ama başarılı olamadık. Yani o toplantı şey oldu, provoke olmuş oldu ve huzur sağlanamadan dağıldı. Şimdi gerçekten insanın anlamadığı bir konuda konuşması anlamsız olabilir belki ama böyle bir dil engeli var aramızda. Yani divan şairlerinin yazdığı şiirleri bugün için, bugünün Türkçesiyle anlayabilmemiz ne yazık ki mümkün değil. Bunun için gerçekten 4 yıllık bir üniversite eğitimi görmemiz lazım ki o dili öğrenebilelim, o şairlerin gerçekten dünyasını anlayabilelim. O yüzden 4 yıl yeterli olur mu? O da şüpheli. O yüzden burada söyleyeceğim şeyler son derece basma kalıp olacak. Divan edebiyatının büyük temsilcileri sayılan ozanlar işte 15. yüzyıldan itibaren ortaya çıkıyor. Fuzuli en başta bir dizesiyle hatırlatayım onun, yani anlaşılabilir bir dize buldum. Aşk derdiyle hoşem, elçek ilacımdan tabip. Hatırlarsınız bunu. Sonra Kanuni döneminin büyük ozanları var. Baki ve Nefi. Hatta Kanuni'ye mal edilen bir sözü var. Benim demiş bu büyük Osmanlı ülkesine 3 büyük hizmetim oldu. İkisini devlet sırrı olduğu için söyleyemem ama üçüncüsü Baki'yi bu işte topluma kazandırmaktır diyor. Çünkü Baki'yi şeyine alıyor, korumasına alıyor, sarayına alıyor falan. Şimdi Baki'nin de en ünlü dizelerinden biri hepinizin bildiği aslında. Avazeyi bu aleme Davut gibi sal, baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış. Yani evrensel bir dize aslında bu. Baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış. Hani bazen bir şair tek bir dizesiyle de yarına kalabilir. Bence bu da öyle bir dize. Şimdi divan edebiyatının şöyle bir sorunu var. Bir kere dili nasıl bir dil olduğu belli değil. Yani Arapça, Farsça ve Türkçenin karışımı bir dil. Ama ölçüsü, aruz ölçüsü Arap şiirinden geliyor. Oradan Fars şiirine geçmiş, oradan divan şiirine. Mazmunlarla yazılıyor. Yani mazmun dediğimiz basma kalıp benzetmelerle. Diyelim bir divan şairi sevgilisini anlatacak değil mi? Gözünden söz ederken hepsi badem gözlü diyor. Kaşından söz ederken hepsi keman kaşlı diyor. Kirpiğinden söz ederken hepsi ok gibi kirpik diyor. İşte boyundan söz ederken hepsi servi boylu diyor. Dudağından söz ederken gonca dudaklı diyor. Yani hiçbirinin aklına kiraz dudaklı demek gelmemiş yani. İnanılmaz bir şey. Saçından söz ederken yılan saçlı diyor. İşte dişinden söz ederken inci dişli diyor. Peki bu kadar ortak yazılan bir şiirde şairler nasıl birbirinden ayrılabiliyor değil mi? Burada işte şairlerin hüneri ya da ustalığı bu söz oyunları içinde farklı olabilmekte yatıyor ve bunda da başarılı oluyor birçok şair. Şimdi başka örnekler de var tabii. Ha, Kanuni'nin, bu arada Osmanlı padişahları da divan şairleri aynı zamanda, hepsinin divanları var. İşte Fatih, evet Avni adıyla yazıyor. Muhibbi, Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi, onun da unutulmaz bir dizesi var biliyorsunuz. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Hani dünyaya hakim olmuş bir hükümdarın böyle bir dize söyleyebilmesi de müthiş bir şey bence. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
Gazelleri de var değil mi? Tabii. İşte Baki'den evet söyledik. Sonraki yüzyılda Nedim var. Nedim, Lale Devri olarak tanınan müthiş dönemin simge şairi. Lale Devri biliyorsunuz bugün deyim olarak da kullanılıyor. İşte hiçbir şeyi umursamadan zevk-ü sefa içinde şaşalı yaşamın simgesi olarak anılıyor. Osmanlılarda da böyle bir dönem olmuş ve Nedim de bu dönemin şairi. Fakat öyle şiirleri var ki insanın küçük dilini yutası geliyor gerçekten. Hani çok ünlü bir şiiri vardır o, yürü servirevanım gidelim sadabada diye hep tekrarlanır. Hatta bu şiir lise ders kitaplarında da vardır. Fakat o şiirin ders kitaplarına alınmamış bir bölümü var. İnsan okuyunca dehşet içinde kalıyor. Bakın size okuyayım o bölümü. Bir yerinde şöyle diyor, bir dörtlükte. İzn alıp cuma namazına deyü maderden, bir gün uğrayalım çarh-ı sitem perverden, doluşup iskeleye doğru nihan yollardan, gidelim servirevanım yürü sadabada. Sevgilisine diyor ki, annenden cuma namazına gideceğim diye izin iste, birlikte sadabada gidelim diyor. Yani çocuk daha annesinden izin alarak sokağa çıkabilecek yaşta demek ki. İnanılmaz bir şey yani. Bir tane daha var. Tahammül mülkünü yıktın, hülagü han mısın? Aman dünyayı yaktın, ateşi suzan mısın, kafir? Kız oğlan nazı nazın, Şeyh Levent avazı avazın, belasın ben de bilmem, kız mısın, oğlan mısın, kafir? Yani birinin peşine takılmış ve kız mı oğlan mı olduğunun bile farkında değil. Böyle bir şey, akıl baştan gitmiş yani. Böyle bir dönem gerçekten. Neyse ki daha sonra Şeyh Galip var. Onun Hüsnü Aşk diye müthiş bir mesnevisi de var. Ama bunu geçen toplantıda da söylemiştim. Müthiş bir beyti var. Bir şulesi var ki şem-i canın, fanusuna sığmaz asumanın. Can mumunun öyle bir alevi var ki gökyüzü denen fanusa sığmaz. Çok yani modern şiirde yer alabilecek güçlü bir imge diyelim buna. Bunları şey duymasın, Diyanet İşleri Başkanı. şimdi tabii bu edebiyat ürünlerinden de yapılmış çok sayıda şarkı var. Bunlardan da bir örnek paylaşacağız sizlerle. Şeyh Galip'in bir şiirinin çağdaş bir besteci Yesari Asım Arsoy tarafından yapılmış bir bestesi. Okuyan da kendisi mi? Kendisi okuyor. Aslında yani çok örnek var fakat biz kararsız kaldık. Bugün dinlendiği için yok olmadıkları belli. Bazen ritmi, bazen sesi yani şiir... Tabii ki anladığımız dilde olduğu zaman çok daha yaygın oluyor ama bir de 19. yüzyıl sonunda yani Cumhuriyet'ten hemen önceki okuryazarlar ve şairler de divanı öğreniyorlar. Yani okuryazarlığın, okula gitmenin, edebiyat eğitimi almanın parçası. Tabii Nurullah Ataç var mesela. Nurullah Ataç Cumhuriyet döneminin en ünlü edebiyat eleştirmeni, yeni edebiyatı, Orhan Veli'leri canı gönülden savunmuş. Fakat yazılarını okuduğunuz zaman sık sık divan edebiyatından beyitlere atıf yapıyor ve işte şu ne kadar güzel, bu ne kadar güzel diye. Ama yani bildiği için seviyor herhalde, bilmeyen için evet. Ama onun şiir zevki olduğu da tartışılamaz. Yani Nurullah Ataç bu edebiyata bu kadar önem veriyorsa demek ki içinde önemli şeyler de var. Evet, bu
dönemden sonra 19. yüzyılda artık batılılaşma hareketleri başlıyor. Zorunlu olarak biraz da, çünkü Fransız devrimi olmuş, ulus devletler oluşmaya başlamış batıda. Osmanlı'da devlet birey ilişkileri hala kulluk üzerine, bütün topraklar padişahın, özel mülkiyet yok falan. Batılı devletler de bastırıyorlar, artık bu dönemde böyle bir şey olmaz, sizin de reformlar yapmanız gerek diye. Ve 1837'de Gülhane Hattı Humayunu okunuyor. İşte bireysel mülkiyet ve tam olmasa bile işte belli bir oranda kişilere kişisel özgürlükler tanınıyor. Yani çok sınırlı bir alanda ilk anayasal düzen denebilir belki. Ve bu dönemde bazı gençler işte okusunlar diye batıya gönderilmeye başlanıyor. Bunlardan biri Şinasi. Namık Kemal de gidiyor ama Namık Kemal'i devlet göndermiyor. O kaçarak gidiyor padişaha karşı olduğu için. Orada işte tabii ikisi de ilerici düşüncelerle tanışıyorlar. Dünyaları değişiyor. Artık bir ülkenin padişahın mülkü değil de ulusa ait bir şey olduğunu, yeryüzünde yurttaşlık diye bir kavramın olduğunu, özgürlük diye bir kavramın olduğunu anlıyorlar ve bunlarla tanışıyorlar. Sanırım... Yani 1940'larda Yaşar Nabi Türk Şiiri Antolojisi Varlık Yayınları 4 ciltlik bir antoloji yayınlıyor. Sonra 69'da 3. ve 4. cilt tek cilt halinde bir araya getirilecek. Orada Türk Yenilik Şiiri diye 3. cilt, 4. cilt de Yeni Türk Şiiri. Tabii 47-69'dan bu yana da 55-60 yıl geçtiği için, belki 70 yıl geçtiği için buraya geçerken demin divan şiirinin bestelenmesini bitirirken ben bir daha Pierre Segers'in 1940'lara kadar Fransız şiiri antolojisinde söylediği sözleri yinelemek istedim bir şey olarak, yani ara geçiş olarak. Orada çünkü hem seçmekte bir sürü örnek arasından çok kolay seçemedik bu şarkıları demiştim ama o şarkıları seçmemizin nedenlerinden biri yine konuşanlar, şarkı söyleyenler ve şarkılarıyla insanları büyüleyenler, şiirin o büyük yolunda koşmuş ve halen de koşmakta olanlar sonsuza kadar canlı kalır. Onlar yaşadığı için, yani biz yaşadıklarına bir anlamda tanıklık ettiğimiz için. Tabii daha anladığımız zaman bizim için daha değerli oluyorlar ama anlamamak onları değersiz kılmıyor. O yüzden öyle bir ara geçişi yinelemek istedim. Şimdi Tevfik Fikret'e mi geçiyoruz yoksa devam mı ediyoruz? Şimdi Namık Kemal de tabii gene divan şairi sonuç olarak ve divanın diliyle yazıyor. Yani en ünlü şiiri işte Hürriyet Kasidesi. Ondan 3 beyit okuyayım en azından dili hakkında bir düşünce vermek için. Ama önce beyitin aslını okuyup sonra da Türkçesini okuyacağım ki hani anlamı da şey olsun. Şöyle başlıyor Hürriyet Kasidesi. Görüp ahkamı asrı münharif sıdk-u selametten çekildik izzet-ü ikbal ile bab-ı hükümetten. Yani diyor ki çağın değer yargılarını doğruluktan sapmış olduğunu gördüğümüz için kendi arzumuz ve saygınlığımızla devlet kapısından ayrıldık diyor. Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten, mürüvvet mend olan mazluma el çekmez ihanetten. Kendini insan bilenler halka hizmet etmekten usanmaz, mertlik sahibi olanlar mazlumlara yardım etmekten kaçınmaz. Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma, yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadru kıymetten. Millet
hor görülmüşse onun şanına bir eksiklik gelir sanma, cevher yere düşmüşse değerinden bir şey kaybetmez. Böyle uzayıp giden bir şiir. Fakat yani edebiyat adamlığının dışında bir simge olarak ve çağını etkilemiş bir insan olarak Namık Kemal'in önemi edebiyatçılığından çok daha önemli. Çünkü işte Vatan yahut Silistre oyunu oynandığı zaman tiyatrodan çıkan insanlar dağılmıyorlar mesela. Böyle saatlerce sokaklarda dolaşıp gösteriler yapıp işte özgürlük, vatan, özgürlük diye böyle bağırıp çağırıyorlar. Ve çok tehlikeli bulunuyor tabii böyle bir şey. Oyun hemen kaldırılıyor. İşte Namık Kemal sürülüyor bir yerlere. Sonra oradan kaçıp Paris'e gidiyor. Paris'te de işte Şinasi. Orada bu Osmanlı'dan kaçıp gelen Türk aydınlarını da garip bir şey aslında Mısır valisi finanse ediyor. Yani gazete çıkarmalarına, dergi çıkarmalarına, yani Osmanlı hükümetine muhalif eylemler içinde bulunmalarına Mısır valisi yardım ediyor. Bu da başka bir şey, yani başka bir çelişki. Yani devletler arası bir çekişmenin aslında tarafı oluyorlar bu anlamda. Ama bu simgesel yanı Namık Kemal'in azalmıyor. Yani hatta sonra fıkralara falan da konu oluyor. Namık Kemal fıkraları da vardır biliyorsunuz. Vatan kavramının Namık Kemal'le beraber edebiyata girdiğini görüyoruz. Ama gene de bir birey olarak insan yok Namık Kemal'de. Yani vatan kavramı var, işte vatana hizmet var, vatanın yüceltilmesi var. Fakat birey olarak insanı ise daha sonra 20. yüzyılın başında artık, hani son divan şairlerinden diyebileceğimiz Tevfik Fikret'te görüyoruz. Tevfik Fikret'in düşünce dünyası çok ileri. Hani bugünden bakınca neredeyse böyle sosyalist diyebileceğimiz dizeleri var. Bütün insanlığı tek bir millet görüyor. Bütün dünyayı tek bir ülke görüyor. Sınır, dil, din ayrımlarına karşı çıkıyor. Düşünceleri çok ileri. Fakat gel gör ki onun yazdıklarını da çevirisi olmadan anlayabilmek mümkün değil. Ama işte en ünlü dörtlüklerinden birini okuyalım istersen. Evet. Hem aslını hem çevrilmiş halini. Aslını sen oku, çevrilmiş. Peki. Kimseden ümmidi feyz etmem, dilenmem perübal. Kendi cevrim, kendi eflakim de kendim tairim. İnhina tavkı esaretten girandır boynuma. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim. Kimseden yardım ummam, dilenmem kol kanat. Kendi boşluğum, kendi göklerimde kendim uçarım. Eğilme tutsaklık boyunduruğundan ağırdır boynuma. Fikri hür, bilgisi hür, vicdanı hür bir şairim. Tabii Fikret'in başka da çok güzel şiirleri var değil mi? Bir tane sabah olursa. Ya şimdi onun aslına değil de burada Akadir'in Türkçesi var. Belki buradan okusak daha mı güzel olur ha? Okuyayım mı? Tabii lütfen. Sabah olursa, bu topraklarda bir gün ışıyacaksa oğlum, eğer bu toprakların da sislenen şu alın yazısı sağlam ve güçlü bir elle silinir de bir parça gülerse donuk ve paslı yüzü halkın, o gün ben ölmemiş bile olsam bir ölü gibi yaşayacağım. Sen kes o gün benden umudu. Kötürüm, boş çevremde unut beni acılarımla. Hasta bakışlarım seni çekmek ister sonra geriye doğru. Oysa sen yarınsın tepeden tırnağa, kulaklarımda sesin durmadan şakıyor. Işıyacak bir gün ortalık, ışıyacak. Sürmez bu karanlık, sürmez kıyamete dek. Bu mavi gökyüzü bir gün acır bize. Öyle boynunu bükme oğlum, hayatın güneşidir sevinçli olmak. Boynu bükük insan çürür bizim gibi. Siz ey gelecek günlerin küçük güneşleri,
birer birer uyanmanın vakti geldi işte, ufuklar aydınlığa öyle susadı, öyle susadı ki, aydınlık tek özlediğimiz şey çağımızda, haydi silin bulutları, uğursuz gölgeleri atın, ışıklar içinde koşun, mutlu özgürlüğe doğru, biz gözümüz açık gitmeyeceğiz bu dünyadan, vatan sizinle yaşayacak, biliyorum sizinle yaşayacak, şu zindan karanlığından uzak sizinle. Çok güzel bir şiir. Evet, Eylül 1905'te yazılmış. Aslında onun da orijinali vardı ama biz hatırlatmayı unuttuk. Takip ederken olsun, Türkçesini dinlemek zaten daha anlamlıydı. Şimdi tabii bu kadar ilerici bir şair, beklersiniz ki Nurullah Ataç da onu sevsin. Fakat bu dilinden dolayı Tevfik Fikret'ten nedense hiç hoşlanmıyor. Bir yazısına rastladım. Kediyle ilgili bir yazı. Lafı bir yerde getiriyor ve Tevfik Fikret'e bağlıyor. Tevfik Fikret'in bir kedisi varmış. Kedisine de Farsçayı çok sevdiği için Zerrişte adını koymuş. Nurullah Ataç bununla dalga geçiyor. Kedisine diyor, Zerrişte adını koyan bir adam güzel şiir yazabilir mi diyor. Şimdi Tevfik Fikret'in dizeleri şöyle. Bu Zerrişte bu arada Türkçe hani sarman ya da sırma, böyle altın tel falan anlamına geliyormuş. Belki sarman bir kediydi. Tevfik Fikret'in dizeleri şöyle. Zerrişte bu ismiydi onun. Sanki haberdar mahfi kederimden. Şimdi şeye de bu ismiydi onun diye böyle Türkçe mi olur diyor. Fransızca'da diyor işte sete sonnom mu denir? Sete sonnom oradan almış diyor. Fransızca düşünüp Türkçe yazıyor. Yani bir şair için işte affedilmeyecek bir şey diyor. Sonra diyor Zerrişte'yi diline doluyor. Yani işte pamuk, mestan, sarman, zerzop demek varken Zerrişte nasıl olur diyor. Bir deneyin, gel pisi pisi Zerrişte denir mi diyor. Gülünç olur böyle bir şey diyor. Türkçeyi bu kadar hor görmüş bir adama biz büyük bir Türk şairi diyemeyiz diyor. Olmaz diyor böyle bir şey diyor. Falan böyle sürüyor gidiyor. Bu tabii çok tartışmalı bir konu. Yani bu kadar ilerici bir dünya görüşü olan bir şairin de işte diliyle. Fakat bu konuda yaklaşımlar çok farklı. Şermin'i yazar bunu yanında. Tabii mesela Şermin de bir kız çocuğu için yazılmış şiirlerdir. Orada da tek bir kelime bile yabancı sözcük yoktur. Yani çocuk şiirleridir. Bir çocuğun bugün de zaten yayımlanıyor hep o kitap. Çocuk edebiyatı klasikleri içinde. Pırıl pırıldır Türkçe. Yani istese böyle bir Türkçe de yazabileceğini de göstermiş Şermin kitabıyla. Fakat bizim arkadaşlarımızdan Seval Şahin diye bir Türk Dili Edebiyatı hocası var. Mimar Sinan Üniversitesi'nde profesör. Onunla bir gün bu Tevfik Fikret'in dili üzerinde konuşuyorduk. O dedi, o dil sadece bir dil olarak görmemek lazım. Aslında o dedi, o sözcüklerle dedi bir resim yapıyor dedi. Yani orada şiirde anlattığı konunun dedi resmi çıkar o şiiri böyle hakkını vererek o dilde okuduğunuz zaman dedi. Sonra söz verdi, ben dedi bir gün gelip size bunu göstereceğim. Yani Fikret'in şiirini böyle kendi ses değerleriyle okuyacağım ve nasıl bir resim çıktığını göreceksiniz dedi. Ama bu buluşmayı henüz gerçekleştiremedik. Yani böyle bir yanı da var bu dilin ama tabii artık bizi çok aşan bir konu bu. Tevfik Fikret'le aslında Osmanlı'yı ve geleneksel şiirimizi bitirmiş oluyoruz. Ama Leyla'nın söyleyeceği bir şey var galiba. Evet. Evet. Seval Şahin'den bahsettiğin için ben de onun Turgut Çeviker'le yaptığı bir söyleşiye denk gelmiştim araba sürerken. Açık Radyo'da Perşembe günleri programları oluyor. Çok
podcast olarak bulup dinleyebilirsiniz. Turgut Çeviker'in de Koç Üniversitesi yayınlarından çıkan çok güzel bir kitabı var Tevfik Fikret'le ilgili. O kitapta kitabın tanıtımıyla ilgili yayına hazırlanırken küçük bir yazı var. İsterseniz ben oradan okuyarak kapatayım. Batı'nın kapısını ilk açan sanatçı Tevfik Fikret, bütün zamanlar için edebiyatımızın ana aktörlerinden birisi. Yapıtları, yaşamı ve edebiyatımıza getirdiği yeniliklerle büyük bir temel taşı. Diğer bir deyişle okul yıllarından itibaren hep duyduğumuz bir şekilde karşımıza çıkan önemli isimlerden biridir. Ama kimdir gerçekten Tevfik Fikret? Önemi nedir? Onu layıkıyla tanıdığımızı söyleyebilir miyiz? Kimseden ümmidi feyz etmem, dilenmem perrubal, kendi cevvim, kendi eflakimde kendim tairim. İnhina tavkı esaretten girandır boynuma. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim. Tevfik Fikret kitabı 106 yıl sonra ona farklı açılardan bakan bir armağan. Kitabın 1/4'ünü dünkü metinler, 1/4'ünü 1970 sonrası yazarların bugünkü metinleri oluşturuyor. Bu seçim geçmişten bugüne uzanan 100 yıllık değerlendirmeler retrospektifi sunuyor. Bu kurgu yazarların sanatçıyı zaman içinde ele alışlarındaki değişen ve gelişen dil, biçem, dünya görüşü, edebiyat anlayışı ve eleştiri tutumlarını da belgeliyor. Tevfik Fikret, Koç Üniversitesi yayınlarının yeni dizisi Armağan Kitapların ilk kitabı aynı zamanda. Yılmaz Güney, Halit Ziya Uşaklıgil, Yahya Kemal, Nurullah Ataç, Sait Faik, Sabahattin Ali, Fikret Mualla, Yaşar Kemal, Aşık Veysel kitaplarıyla devam etmesi planlanan Armağan Kitaplar dizisini Turgut Çeviker yayına hazırlıyor. Bol görsel malzeme eşliğinde söz konusu isimler hakkında yayınlanmış bütün yazılar elden geçirilerek, özgün anlatımlar süzülerek oluşturulmuş bir deneme niteliğinde bu Armağan Kitapları çok yazarlı biyografiler olarak da değerlendirmek mümkün. Böylelikle bu çıktı. Çıkmadan önce bir tanıtım yazısı yazılmış ama hem bu kitap hem de kitap çıktıktan sonra Seval Şahin'in Turgut Çeviker'le Açık Radyo'da yaptığı söyleşi bence ilgilenenleri mutlu edecek parçalar diyelim. Evet, bugün böylelikle bu geçmiş şiirimize toplu bir bakış yaptık. Bundan sonraki toplantımızda Cumhuriyet şiirinin kökeninde yer alan iki büyük şairin içinde yer aldığı, yani Ahmet Haşim'in ve Yahya Kemal'in kökünde yer aldığı 1920'leri ve çağdaş şiirimizin doğuş sürecini konuşacağız. Yeni bir ülke, yeni bir şiir başlığıyla Ekim ayına hazırlanacağız. Evet. Bilmiyorum, memnun kaldınız mı?